Hutchinson kampına gelen ilk gruptuk. Kampın çok güzel ve tertemiz bir meydanı vardı. Meydana bakan iki ya da üç sıra ev. Etrafı dikenli tellerle çevrilmişti ve hiçbir şey hazır değildi. Kurt Schwitters'ı çok iyi hatırlıyorum. Çok ama çok iyi bir anlatıcıydı. Hoş sohbet bir insandı. Onunla yürüyüşlere çıkardık. Bulduğu her şeyi toplar, sonra da gizli kutularına koyardı. Her zaman mutluydu ve karnı da toktu. Bir sonraki öğünde ne yiyeceği konusunda endişelenmezdi. Çünkü yaptığı çizimler ve yazdığı şiirlerle oldukça iyi para kazanırdı. Hatta beni bile çizmişti. Bir gün yürürken beni durdurup elindeki deftere 5 dakikada bir resmimi yaptı. Sonra da çizimi bana gösterip imzalamamı istemişti. Bakın, bu benim imzam. O zamanlar Freddie Godshaw değildim tabii. Bana büyük babamın ismini vermişler. Benim için talihsiz bir durumdu. Tahmin edersiniz ki Hitler'in Almanya'sında okula giden bir Yahudi olmak bir çocuk için hiç de hoş bir deneyim değildi. Evet, Adolf. Benim o zamanlar adım Adolf'tu. Bu çok önemli bir fotoğraf. Almanya'dan kaçan bir Rus olan bu kadın bize bakıcılık yapıyordu. Kurt Schwitters ile bizi tanıştıran da odur. Savaştan önce Almanya'da Kurt Schwitters'ı tanıyordu ve onu ailemle tanıştırmıştı. Kurt de daha sonra bizim portremizi yapmıştı. Beni iki kere çizmek zorunda kaldı çünkü çocukken çok hareketliydim. Hatta hala olduğum yerde duramam. Bu yüzden yapılan ilk resmi beğenmeyen ailem ondan bir tane daha yapmasını istemişti. Açıkçası o da yaptığı resmin bana benzediğini düşünmüyordu. Sanki yaşlanmış halim gibiydi. Ve tabii ki de o anki halimi resmetmek istiyordu. Bunun için de daha şirin olan diğer resmimi yaptı. Sanırım beni o şekilde görmek istiyordu. Bana yapma etme demelerine dayanamam. İşte bu yüzden resmi çizerken oturduğum yerde durmamıştım. Benim tecrübem ise daha çok her devam edişimde elimi doğru yere koymamla alakalı. Benim için çok önemli bir andı. O resimle ilgili çok güzel anılarım var. Kendimi görüyorum. Tamam, saçlarım değişikti, çok da yaşlandım ama o resimde hala kendimi görebiliyorum. Bu resimlere bakınca ve geçen onca zaman düşününce sanki resimlerdeki biz değilmişiz gibi geliyor. Ama sonra o zamanda çekilmiş fotoğraflarımıza baktığımda o yaşta gerçekten de öyle görünüyormuşuz.